Şimdi sokak röportajlarımız var. Muhterem hocam, bu hafta sevgili Beyza, yeryüzünün ilk mabet yeri neresidir diye sordu. Ben aynı güzel. Zamanda dünyanın ilk mabet yeri neresidir diye sordu. Bir de Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi kim yaptırmıştır diye sordu. Ya. Bakalım nasıl cevaplar aldı. Bugün Bakırköy meydandayız ve vatandaşlara ilk mabedin nerede olduğunu sorduk. Gelin bakalım cevaplar nasıl? Dünyanın ilk mabedi neresidir biliyor musunuz? Ne anlamda söyleyeceksin? İbadet edilen ilk yer. Arabistan olabilir, Mekke olabilir. Cedde olabiliyor, bilmiyorum ki. Kabe'yi inşa eden ilk kişi kimdir? İbrahim olabilir. Hazreti İbrahim olabilir. Dünyanın ilk mabedi? Vallahi bilmiyorum. Kabe olabilir mi? Olabilir, evet. Kabe'yi ilk Hazreti Muhammed. Emin misiniz? Evet, eminim. Yeryüzünün ilk mabedi neresidir? Mekke. Mekke Medine olarak geçiyor, doğru. Kabe. Kabe. Kabe'yi kim yaptırmıştır? İbrahim, Hazreti İbrahim. Yeryüzünün ilk mabedi neresidir? Mekke. Kabe. Kabe. Peki Kabe ilk kim tarafından yapılmıştır? Bilmiyorum onu. Göbekli Tepe'de mi? Yok, hayır. Daha eski. Kabe olabilir mi? Olabilir. Kabe'yi ilk kim inşa ettirmiştir? Babil Sultanı mı? Başka aklınıza gelen biri? Üzgünüm. Hazreti İbrahim. Öyle mi? Dünyanın ilk mabedi neresidir? Babil. Kabe olabilir mi? Kudüs o zaman. Kudüs olabilir. Kabe de olabilir. Bilmiyorum yani tarihi ama hani bildiğim kadarıyla Kabe'den önce Kudüs vardı. Kudüs olabilir. Dünyanın ilk mabedi neresidir? Dünyanın ilk mabedi Mescid-i Aksa. Dünyanın ilk mabedi derken İslam aleminin mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Ben Mescid-i Aksa olduğunu biliyorum. Mescid-i Aksa'dan sonra Kabe'ye yönlendirilir. Kıblesini söylüyorum ben ama mabet derseniz İslam aleminin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ydı. Ondan sonra Peygamber Efendimizle beraber Kabe'ye yönlendirildik. Ben öyle biliyorum yani, yanlış bilmiyorsam. İlk mabet Kabe. Yani ilk mabet Kabe nasıl olabilir? Yani kıble derseniz kıblemiz bizim şeydi. Ha, Kabe, evet, ilk mabet Kabe ama ben kıbleyle karıştırdım. Kabe'yi ilk Hazreti Adem inşa etmiş olması lazım. Öyle biliyorum yani. Yeryüzünün ilk mabedi neresidir biliyor musunuz? Göbekli Tepe. Dini mabet değil yani. Bir düşünün isterseniz biraz. Mabet. Kabe olabilir mi? Sanmıyorum. Cevap Kabe. Kabe. Evet. Ha. Peki Kabe'yi inşa eden ilk kişi kimdir biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Hazreti İbrahim'den önce vardı çünkü hani şey. Evet, Hazreti İbrahim. Ondan önce yok muydu Kabe yani? Yani o inşa etti. He, direkt o yapıyı. Tamam. Evet. Dünyanın ilk mabedi neresidir? Ben ne bileyim. Yeryüzünün ilk mabedi neresidir biliyor musun? Bilmiyorum maalesef. Neden bilmiyorsunuz? Araştırmamışım zamanında. Ya da unutmuşumdur yani. Dünyanın ilk mabedi neresidir? Bilmem. Ben o kadar eğitimim yok. Kabe. Kabe olabilir. Doğrudur. Doğru. Peki Kabe ilk kim tarafından inşa edildi biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum ama Hazreti İbrahim tarafından diye duydum. Bir şey kazanmadım mı ben? Soruyu bildim. Dünyanın ilk mabedi neresidir? Mabedi bilmem. İbadet edilen yer. Vallahi ben... Mekke olabilir mi? Mekke olmaz. Yalnız İslam'da mı ibadet var? Hristiyanlar ibadet etmiyor mu? Neresi olabilir sizce? Roma olabilir. Peki Mekke'yi inşa ettiren kimdir? Peygamberdir. Hangisi? İsa. Boş ver ya, vazgeç. Bilmiyorum. İbadet edilen yer. Kabe. Evet. Peki Kabe'yi kim yaptırmıştır? Araplar yaptırmıştır. Kim yaptıracak? Suudiler yaptırmıştır. Dünyanın ilk mabedi neresidir? Dünyanın ilk mabedi. Mabet. İbadet edilen yer. Ha, Kudüs. Değil mi? Mekke. Evet, doğru. Peki Mekke kim tarafından inşa edilmiştir? Hazreti Muhammed kim tarafından inşa edildiğini bilmiyorum da Hazreti Muhammed zamanında kabileler inşa etmek için zamanında tartışmışlar fakat sonrasında Hazreti Muhammed hepsine teker teker beraber yaptırarak olayı kapatmış diye biliyorum. Peki siz? Yani doğrudur konuştuk. Katılıyorum arkadaşlar. Katılıyorum.
Hazreti İbrahim olabilir mi? Hazreti İbrahim olamaz. Olabilir mi? Ben... Mekke oğlum, Mekke. Aa evet, tamam, Hazreti İbrahim. Doğru. Anne merhaba. Dünyanın ilk mabedi neresidir? Mabedi? Mabet. Bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz hazır. İnşallah reklamını. Neden? Neden? Çünkü biz ortaokul mezunuyuz. O konular lise konusu olarak biliyoruz tam olarak. Evet, yeryüzünün ilk mabedi hangisidir? Bu mabet kim tarafından yaptırılmıştır diye sordu. Sevgili Beyza'ya teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşlarımızı, sevgili Burak, çok teşekkürler. Cevapları nasıl buldunuz hocam? Yani üzüntü verici. Bakın Muhsin Bey, Kabe ile bizim öyle ilgimiz var ki ölmek üzere bulunan hastayı nasıl yatırırız? Ya sağ tarafı Kabe'ye gelecek şekilde veya ayakları Kabe'ye doğru uzatılır. Şöyle arkasına bir yastık konulunca kalbi Kabe'ye karşı gelecek. Ölmek üzere bulunan hastamızın Kabe ile ilgisi var. Ölüyü kabre koyarken nasıl koyuyoruz? Yani sol tarafına biraz toprak, sırtının altına toprak yığarak, ne demek? Şu kalbi Kabe tarafına gelsin, Kabe'yi görsün, Kabe'ye baksın. Yahu ölümüzün Kabe ile ilgisi var, dirimizin Kabe ile ilgisi var. Kabe Allah'ın sembolü. Sembol. Bayrağımız sembol değil mi? Bayrağımız. Bayrağımız bezden yapılmıştır. Bezden yapılmıştır ama bez filan deme ya. Benim namusumdur, şerefimdir, tarihimdir, medeniyetimdir, şehidimdir, dinimdir, imanımdır. Allah Allah. Yani demek bayrak böyle bir sembol. Kabe'de demek ki Rabbimizin sembolü. Yani benimdir demiş, benim için ziyaret edin demiş. Benimdir dediği için Beytullah diyoruz. Allah'ın evi. Allah'ın evi demek, yani haşa, Allah orada ikamet ediyor anlamına değil. Yani böyle dediği için. O yüzden Kabe'ye bakarken, Kabe'ye bakıyorum da bir gün olup Kabe'nin sahibini de inşallah göreceğim diye. Ya. Dalgalandıkça denizler gibi ulvi Kabe heyecanlar verir en kaskatı hissiz kalbe. Hak nasip etse de varsam güzel Kabetullah sana. Baku ben hayranın olsam güzel Kabetullah sana. Karadonun bürünür, arşla beraber görünür. Sana varmayan yerinür. Güzel Kabetullah sana. Hocam şu anda ekrana gelen görüntüler canlı görüntüler. Canlı? Evet, canlı ya. Görüntüler. Tabii bugün cuma olması hasebiyle daha kalabalık diğer günlere nazaran. Ama şu anda da herhalde sezon olarak da herhalde daha kalabalık olmasının sebebi sezonla da ilgili. Orada olmak lazımdı bu mübarek cuma gününde. Bugünlerde orada olmak lazımdı. Şaban ayında, Ramazan'da orada olacaklar var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.